Alayım çantanızı. İsmim Mehtap. Ben de Serpi. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun geçin. Teşekkürler. Buyurun hoş geldiniz. Çantanızı hoş bulduk. Alayım. Ben Mehtap. Ben Nuran. Ayağını memnun koyayım. Oldum. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çantanızı alayım. Merhaba. Merhabalar. İsmim Mehtap. Şengül. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ben Tülay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ben de Mehtap. Memnun oldum. İşte. Dayanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldin sen de. Şey girişte bir kolonya alsaydık çok evet, iyi olurdu. Evet. Kolonyayı telaşla unuttuk. Getireyim mi kolonya şu an olur mu? Tabii yani, olur. Evet. Kolonyayı unuttuk. Merhabalar. Geldiniz. Hoş bulduk canım. Kayınvalideniz bize kolonya getiriyor ama siz... Ya heyecandan unuttum kusura bakmayın. Teşekkürler sağ olun. Kolonya şişesi boştu bugün hiç dökmedik. Bana mı lafı atıyorsunuz? Teşekkür ederim. Yok canım estağfurullah sana laf yani, atmıyorum. Yani dünkü masayla bugünkü masa bir mi? Şuradan uzak. Evet bakacağız deneyeceğiz nasıl olduğunu göreceğiz. Ben görünüm bakımından yani bomboş. Ya bomboş derken hani sadelik her zaman daha şık oluyor diye düşündüm. Ama bu kadar da olmaz. Yetiştirdim yemeklerimi. Neyse en azından bu gelimiz peçete koymuş. Yani şöyle onu bir şey herkesin ki, görüşü yani. Ya şöyle bir şey ki biz bir günde hazırlandık yani gerçekten. Hiçbir şey yapmaya zamanımız kalmadı. Yani bu kadar. Bir de malum bu yasaklar var. Yasaklardan evet, dolayı hepimizde alışverişe var. Gidemiyoruz, edemiyoruz. Yani hepimizde var o yasaklar. Ya zamanımız olsaydı gerçekten yapardık bir şeyler. Hiç zamanımız yoktu. Yani şey benim gelin de burada yaptırdı yani. Ama hepimiz aynı yoldan geçtik. Evet. Puanlar eli hiç açıcı değil yani. Gelinim bence, ağladı. Bence annem söyledi dün gelininiz gayet iyi puanlar almış. Aldı annem ama... 7 vermiş. Ben tamam zaten ben annenle bir şey demiyorum 5, 6 yani. Ya ben zaten şey... başta da söyledim hani her zaman haktan adaletten evet, yanayım. Evet tabii adaletten. Eğer dedim gerçekten beğenirsen yüksek puan ver dedim. Evet. 3'ü zaten kesinlikle hani sizler bilmiyorum ama hepinizin gelinleri yarışacak. Yani çok meşakkatli bir iş. Evet. O evet. yüzden sizin evet. gelininiz bilir yani. Bildi. Yani ben de dün işte. Çok zor bir iş. Hani dün de ekrandan yarıştık göründüğü gördük. Gibi değil. Yani masada masa... bile bak masada bile benim gelinim anne 3'ü verme diye şey yaptı. Doğru. Yani çünkü 3'ü bence kimse layık değil. Hiçbir değil. Gelin. Ben yani televizyon. Zor. Çok zor. Bak televizyonda seyrederken bile 3'ler 4'ler konulduğu zaman hop uyutturuyorum, odumayım, hop kalkıyordum. Valla Nuran Hanımcığım, dün sana kimse geline 2-3 vermedi, 4 bayağı yüksek puanlar aldı. Tamam, yüksek alındı ama yani hak etmedi o puanları. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Çok şıksınız. Çok evet. Mersi, sağ olun, sizler de öyle. Sen nasılsın Mehtap, görüşmeyeli? İyiyim. Biraz yorucu geçti. Yetiştirdim Allah'a eksiğin şükür. Eksiğin yok. Evet eksiğin sofran yok. Sofran da tam gördüğüm evet, kadarıyla değil mi? Evet sofranı da kurdum. Ne evet. Güzel süper. Sen nasılsın Emliye Hanım? İyiyim. Biraz yorulduk ama güzel oldu yani. Kadar. Yetiştiririz yemeklerimizi. Asıl İnşallah. Sınav şimdi başlıyor. Evet öyle aynen. Olacak. Yetiştirmek önemli ama İnşallah tabii onlara beğendirmek de. Lezzetime güveniyorum. İnşallah beğenecektir. Hadi o zaman alayım. Çorbalar. Ne çorbasıydı? Tamam. Söyle bakalım. Amasya yöresine ait cimcik çorbası. Cimcik aşı. Evet. Cimcik aşı. Hiç duymadım. Bakacağız. Yöresel, sizin de evet. Dün vardı yöresel lezzetler. Evet, evet. Bugün de Amasya yöresinin lezzetleri hakim olacak. Evet. Söylemişlerdir zaten size röportaj. Söylediler. Zuhal Hanım dün puanlarımızdan hiç memnun kalmadık. Ay, gelinim ben ağladı. Girerken... Ya duydum onu. Çok ağladı. Yapma ya. İnan ki çok ağladı. Ne oldu üzüldü? Çok üzüldü. Düşük mü geldi diyorsun? Düşük. Yani... Masanın düzeni ne olsun her şeyiyle. İnanın sunum... aynı şeyi bugün mutfakta Emriye Hanım'a da söyledim. Dünkü kayınvalide kısasa kısas yapabilir. Gelir gelmez eleştirilere başladı ama benim kayınvalidem gayet iyi puan vermiş. Gelinine 7 puan vermiş. Diğerleri de hani çok fena bir puan vermemişler. Aslında gayet iyi puanlar almış. Neyi yani beğenmedi anlamadım. Bak dün şeyde böyle... Masada dedi şey yok kürdan yok dedi bugün de yok yani kürdan.
Hiçbir şey. Sularımız dolmamış. Kaputa girişte kolonyalarımız kolonya verilmedi. Evet. Ya şöyle, benim gidim çok menü seçmiş. Yani bayağı fazla. Menüde çok yemeği mi var? Çok yemeği var. Onun için de tabii ki zaman lazım. Anca yetiştirebildim. Tamam da bizimki de vardı. Ama yani menüyle kolonyanın bir çeşit alakası yok ki. Zaten kolonya, oradaydınız. Kapıda dökebilirdiniz. Mi? Niye dökmediniz? Ya, bir anda işte. Unuttunuz unuttuk mu? Evet. Olabilir. Yani birer kolonya şişesi verildi de içinde boş denildi bile. Ha, işte oradan o kolonyaya bağlıyoruz. Evet. Biz verdik. Boş dediniz, siz kapıda kolonya dökmediniz. Hı. Size geldi olay. Şimdi, kolonyayı kayınvalidem getirdi diye sorun çıkardılar. Oysa ben verecektim. Ben almadan içeri gitti hemen kayınvalidenin bir tanesi. O yüzden sonra kayınvaliden peşine yetiştirdi. Onu biraz sorun yaptılar. Önemli değil. Ben onlara gereken cevabını veririm. Burada kolonyalar var. Hepinize birer şey veriyor. Sıkın var, o zaman. Var canım. Kolonya ikram etmemişsiniz hanımlara Mehtap. Ya aslında ikram edecektim. Kayınvalidemizin bir tanesi hemen içeri girdi kolonyayı alırken. Onu da bıraktı kolonyayı. Bir daha kaldı. Yok, kim yani o? Bir art niyet yok. Kim o bir tanesi? Almış kolonyayı götürmüş. Yok, götürme değil. Serpil Hanım. İlk gelen. Götürmedim de ilk gelen ben oldum. Ne oldu sizle? Kapıyı çaldım. Kapı açıldığında girdim valla. O acelesi zaman ne olduğunu bilmiyorum. Nereye yetişeceksiniz? Hepiniz aynı yerde. Acelesi vardı. Bir yere yetişecekti. Oturacağız biraz. Hay Allah. Neyse. Bugün içeri girerken mesela ev sahibinden ben bir kolonya beklerim avucumuza. Dün masada boştu. Bugün hiç dökülmedi. Gelinler biraz bunda zayıf. Dünkünle bugünkünü kıyaslamadılar. Dün benim gelinim kolonya tuttu. Hediyesini verdi. Bugün ne kolonya aldık ne bir şey. Zaten artık el sıkışma falan yok, el öpme yok. Bir kolonyamızı da dökebilirdi. Kolonyayı sanki ikram etsem yaranacağım. Bu sefer de başka bir şeyi bahane edecekler. Ben onlara gereken cevabı veririm. Beğendiniz mi sofrayı Şengül Hanım? İşte. İşte. Yani birazcık daha göz doldurabilirdi. Biraz boş geldi. Ama dün de hiçbirinizden şöyle bir şey duymadım değil mi Nurhan Hanım? Evet. Ay ne güzel. Ben dedim vav, gözlerim kamaştı. Ama dün masayı beğenmiştik. Tamam, hiç böyle evet. Bir takdir, ne bileyim bir ağa ama... Vallahi çok güzel sofra hazırlamışsın kızım, ellerine sağlık diyeniniz olmadı. Olmadı. Oldu mu? Ben mi duymadım? Evet. Ben olmadı. Mi? Belki ben duymamışımdır. Evet. Denilmedi. Güzeli de söylemiyorsunuz. Siz de çok yani üstü, hem benim üstüme geldi hem gelinimin üstüne kim? Geldiniz. Şengül Hanım. Şengül Hanım. Ben mi? Evet. Ama gelmek zorundaydım. Beğenmediğim şeylerde tartışmak zorundayım tabii ki de. Tabii tartışılacak. Çeşmeden özel getirttim enginarlarımı. Nereden gelirse gelsin bana sert geldi ve de tuzlu geldi. Anne konuşur musun? Köz patlıcan deniliyor. Evet. Yanık kokusu geldi evet, diyorsunuz. Evet, gerçekten yanık kokusu geldi. Ama hiç kimse demedi yanık kokusu. Evet, kimse demedi. Onların... Yani benim evet öyle bir yorumum olmadı. Çünkü farklı köz olduğu olabilir. İçin bana, hepimiz bunu evet, biliyoruz. Ama kokacağı. Bana geldi diye hepsine gelecek diye değil ki. Belki bana gelmiştir. Amasya yöresine ait cimci kaşı çorbası. İlk defa duydum diyorlar. Mutlaka eleştirecekler. Hamuru hazır diyecekler. Koyu kıvamlı yemek gibi diyecekler. Ama bunun aslı orijinali böyledir. Açıp bakabilirler internette. Yani bu böyle sulu bir çorba değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.